Evet millet, bugün Hellpoint adı oyunun canlı kanalı ilk izlenimiyle birlikteyiz. Oyunumuz Action RPG diye geçiyor, şekil adı görüldüğü gibi. Şöyle bir bakacak olursak fena bir oyuna benzemiyor. Güzel duruyor hatta. Şöyle bir birlikte inceleyeceğiz, deneyeceğiz. Burada tamamen Türkçe bir şekilde zaten açıklamasını vesairesini yapmış. Korku öğeleri de içeriyormuş ama bakalım nasıl bir şey olacak merak ediyorum. Ben biraz Warframe havası aldım. Bir de şu olayı anlamadım mesela. İki kişi oynanabiliyor mu? Onu bir anlamadım. Bakmamız lazım. Bakarız artık onlara dediğim gibi. Onun dışında bağımsız bir yapım. Onu da tekrardan söyleyeyim. Şöyle görüyorsunuz zaten. Bağımsız rol yapma oyunu. Aksiyon macera oyunu diye geçiyor şu anda. Şöyle biraz hikayesine bakacak olursak. Uzay istasyonu, kısa kestirmeler, uzaysız sırlar falanlar filanlar. Yani uzay istasyonunda kapışmalar vesaireler olacak diyor. Biraz böyle şeye de benziyor. Sol türevlerine de benziyor. Ama bakalım, birlikte göreceğiz zaten. Oyunun fiyatı 57 lira şu anda. İndirimde 39, 40 liraya kadar düşmüş. Şöyle bir bakacak olursak 34 dolar. Yani uyarlanmış bir fiyat gibi duruyor. TR için uyarlanmış bir fiyat gibi duruyor. Yani bakalım, Tiny Build mi yapıyormuş yayıncılığını? Oha. Bunlar firma yayıncılığını firma yapıyor bu arada. Neyse. Yani Tiny Build boş bir işe girişeceğini de sanmıyorum. Güzel olacağını düşünüyorum ben. O zaman daha da uzatmadan hemen hızlıca Hellpoint'i şöyle playleyip oyuna giriyoruz. Bakalım nasıl bir oyunmuş Hellpoint. Evet, açılıyor. Bakalım bakalım. Merak ediyorum ha. Bugünkü oyunlar da bir değişik ama bakalım. İnceleyeceğimiz bayağı bir oyun var bugün ve bayağı da değişik oyunlardan böyle bir sürü farklı farklı oyun oynayacağız. Bakalım nasıl olacak bugün. Progress. Türkçe dil yoktu değil mi? Ona bakmadım bak, dur. Bir de Türkçe dil var mı, ona bakalım. Yok, Türkçe desteklenmiyor dedi. Onu görmeyeydim iyiydi ama neyse. Together olarak oynanabiliyormuş bu arada. Multi oynanabiliyor. Multi dedim ama... Nasıl denir ki o? O nasıl denir ya? Together o multi özelliği var bir tane. Onunla oynanabiliyor. Tam çevir şeyini yapamadım ama. Abi her dil yapıp neden acaba Türkçe dilini getirmemiş olabilirsiniz ki? Yani neden böyle bir şey yaptınız? Bir tane de Türkçe dil... Koyaydınız. Şunu birazcık kısacağım müziğe. Grafikleri ayarlayabiliyoruz falan. Twitch'i bağlayabiliyormuşuz ama neden bilmiyorum. Vardır belki bir şey. Neyse. Menüsü çok standart zaten, görüyorsunuz. Çok böyle uzatmamışlar. Direkt koymuşlar böyle bu şekilde. Onun dışında çok bir şey yok zaten. Direkt play deyip başlayalım. New game diyeceğim. M. Başlayacağım. Enter name mi? Yani reklas diyeyim. Okeyliyim yani. Hadi bakalım. Master müziği birazcık kısmam gerekiyordu. Onu hemen ayarlayacağım girdiğim zaman. Çünkü bayağı tahmin etmiştim sesin çok olacağını da bu kadar olacağını düşünmemiştim. Müzik yeterlidir diyordum. Demek ki onu da kısacağız birazcık. Menüler niye bu kadar kötü duruyor acaba? Yani çok iyi durmuyor menüsü benim gördüğüm kadarıyla şu an ama. Evet. Applause mı? RPG üyeleri var. Oyunda bayağı hikaye tabanlı. Gidecek galiba da. Öyle gözüküyor. Ben şey havası aldım ya. Biraz soğal havası aldım oyundan. Geçebiliyor muyuz? Çok uzatmıyor. Oo, fena duruyor. Oo. Bir dakika, ayarlarım nerede abi? Şu mu? Hah, master biraz kıstım. Şu an çok daha iyidir diye düşünüyorum. Okey, güzel oldu. ESC'ye bastığımda burada bayağı bir main end, 1 2 3 derdi bir şeyler var. Bu ne? Hat, kafa, giysiler, yetenekler tarzı şeyler.
Bu ne? Mele. Bu ne? Statlar. Şu itemlerimiz falan herhalde. Şu statlarımız. Bayağı RPG, şey RPG diyorum. Bayağı böyle gelişim var. Karakter gelişimi olayları var gibi duruyor. Healing metodu falan var diyor. Bir bayağı skill'ler falan da olacak gibi duruyor. Ama yapısı çok değişik duruyor ya. Şu an neden bu kadar değişik bir yapıda? Enteresan başladı yani. Neyse devam. Standart tuşlar var. Space'le zıplıyoruz. VASD ve bayağı zıplıyor yalnız burada. Garip bir şekilde. Okey. Haritamız falan yok galiba. Şu an böyle devam ediyorum ben ama bakalım. Şöyle mouse'la vuruyoruz direkt. Buradan gelinmiyor. Ne yapacağız? Buradan mı bir şeyler var? Yukarıda sağ tarafta bir şey var. Sol tarafta canımız şu yeşil zaten enerji galiba. Mavi de armor ya da mana falandır diye düşünüyorum. Şunu aldım. Healing injection. Fail ediyor. Press fail to heal. Yapamıyorum ama. ESC'ye basıp he. Buna tıkladığımda oldu mu? Olmadı ki. Ne yapmamı istiyor peki? Şimdi F'ye bastığımda oo. Canım full dedim. Biraz bir tutorial tarzı bir şey var. Attack so. Okey. Kapı açıldı. Tutorial herhalde. Bu kısımlar bir şekilde tutorial olarak ilerleyeceğiz gibi duruyor. Değişik. Bir de korku olayı harbiden bir gerildim yani şu an. Korku olayı da var dediler. Orada bir garip gerçekten. Ne yapıyoruz? Burada bir şey var. Işık mışık yanıyor. İnternet o. Fena durmuyor bu arada ha. Jump diyor. Okey. Jump ya tam onları zaten şey yaptık. Oo, buradan mı bahsediyordu ki? Jump derken. Çok değişikmiş ha. Burada bir şey daha var. Stabilizer falan diyor. Bu neymiş bakayım. Connect. Bağlan. Invisi Pant. Stat mı veriyoruz? Bu şey herhalde Saul oyunlarındaki şeyleri zımbırtıları verdiğimiz noktada ne deniyordu ona ya ismini unuttum onlardan herhalde. ESC menüden equipment'lara bakabilirsin diyor ki. Ha, birinci ele bunu takabilirim diyor yani. Bunu taktım mı şimdi? Okey. Anladım. İtem aldık, bunu taktık. Bu bayağı yönlendiriyor şu an ha. Fena değil aslında. Biraz ama karmaşık tabii ama yine de yönlendiriyor. Ha. Tamam. Fast attack, strong attack. Şimdi şununla fast yapıyorsun. Çok da fast değil ama şu da gererek vuruyor. Okey, tamam. Bu neymiş? Retarget alma. Uaa. Sağolvari duruyor bayağı. Benim hoşuma gitti bu arada nedense. Hoş duruyor ya. Yalnız çok büyük değiller mi oğlum bunlar? Buradan düşürüyor mu diye bir düşündüm ama. Neyse devam. Önümden bir şey geçti gitti. Allah belanı.
Dönemedi bile, vuramadı iyi. Buradan şöyle yapıp geçeceğiz sanıyorum. Geçelim bakayım. Level tasarımları fena durmuyor ama bir şeylik var ya, bir gariplik var yani ama. Ya fena durmuyor ama bir şeylik var. Bir şey daha geldi mesela. O da ikiye koyalım mesela bu şekilde. İtem dizilimleri bu şekilde oluyor. Biraz garip gerçekten. Kılıç kalkan bir karakterimiz oldu şu an. Bura geldiğimiz yer değil miydi? Ben böyle devam edeceğim galiba. Dur bakalım. 132 puanım, puan mı ne o bilmiyorum ama bir şey geldi şu an üst tarafa. Onları görebiliyor musun ne olduğunu ki? Şu ne? Hat. Bunlar giysiler. Modülüm var. Hel basabiliyorum. Bu ne? Her şeyi gösteriyor aslında bir nevi ama. Statlarım. Şunun ne olduğunu merak ettim de bu ne diye geçiyor? Bununla kesin geliştirmeli bir şeyler yapılıyor ama. R ile takıp çıkarabiliyormuşuz itemi vesaire vesaire, tamam. Neyse devam ediyorum şu an. Zaten onu da gösterecektir diye düşünüyorum ben ama. Burada bir şey yok. O canımız gidiyormuş ha. Bir şey diyeceğim. Bloklama neyle yapılıyor ki? Aa, F'ye bastım. Cam bastık boşu boşuna. Bir de fazla yok. Kullandım direkt. Keşke kullanmasaydım. Allah belanı, ödüm koptu. Nasıl geldi arkadan öyle bir anda ya? Bir geriyor, harbiden geriyor ortamı. Şöyle bir sıkıntı var. Kalkanı nasıl tutacağımı bilmiyorum. Sağ tuşta kalkanı tutar diye düşünüyorum ama kalkanı tutmuyor, vuruyor. Strong attack yapıyor. Sol tuşu da zaten bunu yapıyor. Peki kalkanı nasıl tutuyoruz? Tuşlara bir bakmak istiyorum o yüzden. 2 ile falan deniyorum. 1'i 2'ye basıyorum. 2'ye kurmuştuk ya. Garip. Şöyle yapalım. Tuşlara bir bakacağım. R ile target alıyordu, o değil. Bu ne? T ile taunt falan bir şeyler var. Online diyor. Online yok. Z'ye basarsam. O online girebiliyormuşuz. Güzel. X'e basarsan online girebiliyoruz bu arada, onu görmüş olduk. T ile geliyor bu ekran. Oraya gireceğim de bir saniye. Işıklandırmalar falan biraz garip bu arada. Tuşlara bakıyorum da şu an hemen hızlıca. Kalkanı tuttuğumuz bir şey var mı diye. Şu an tuşların çoğu işlev yapmıyor. Ha kalk, tamam. Alt tuşuymuş. Ha, kontrolle şöyle zıp dönebiliyoruz falan. Altla kalkanı tutuyoruz. Bu bayağı şey, sağ alt bari bir oyun gibi duruyor ya. Baya baya yapmışlar adamlar. Uuu, fena da durmuyor ha. Şu... burada bir boss gibi bir şey geldi. Abi direkt sağ ol var ya bu oyun ya. Direkt sağ ol yani. Sağ ol oyunlardan. Bir tane öldüm. Öldüm bu arada. Bayağı sağ ol bir oyuna denk geldik gerçekten. Hell Point gerçekten zor olacak oyunlardan bir tanesi anladığım kadarıyla. Ben rahata saldım da o kadar vuracağını düşünmüyordum. Okey. Okey, tamam. Tahmin ettim ama bu kadar olacağını şey yapmadım. Neyse, sıkıntı yok. İlk el, daha ilk oyunum. Sıkıntı olmaz. Yavaştan toparlayacağız. Burada kaydediyor galiba. Aa, çok geri attı ama karşı. Tahmin etmiştim böyle olacağını ama çok, bayağı geri attı. Okey. Tamam, sıkıntı yok. Gerçi şey, potumuzu falan geri verdi, iyi oldu. Kontrolle zıplıyoruz. Şu şey, dönüyoruz. Altta kalkanı tutuyoruz. Ha, çözdük oyunu hemen hemen. Şu vuruşu erken atarsak daha iyi oluyor. Bu neymiş? Ha, burada şeyi gösteriyordu.
Bu arada Strong vuruşu yaparsak sersemliyor karakter. Onu zaten görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Mesela buradan düşersek ne oluyor? Bunu bir denemek istiyorum ama biliyor muyuzdur ki? Orada bir şeyler var çünkü. Orayı da bir merak ediyorum aslında ama. Düşüyorsak, ölüyorsak sıkıntı. Neyse devam edelim. Çok şey yapmayayım oradan. Okey. Biraz daha hızlı gideceğim bu sefer. Çünkü öğrendim zaten hemen hemen her şeyi gösterdi. Tutorial kısmı iyiydi. Tamam. Şey yapmak lazım. Karakter gelmeye yakın direkt şu sağ vuruşu yaparsak. Oo dur. Enerji de önemli bu arada. Ne diyordum? Ha, sağ vuruş biraz geç attığı için onu biraz daha erken atmak gerekiyor ki ölmeyelim. Nereden geldik biz? Böyle geldik. Şu tarafta zaten bir şey yok. Bu tarafta da bir şey yoktu. Buradan aşağı atlamıştık zaten. Yanlış mı hatırlıyorum? Biz zaten buradan geldik. Öldük abi zaten. Çok yanlış atladım bence. Oradan bir atlayış yoktu. Neyse, dur halledeceğiz. O boss bölümünü geçeriz. Ondan sonra zaten videoyu yavaştan bitiririz. Az çok anladık zaten olayı diye düşünüyorum. Sağ ol, RPG bir oyunla karşı karşıyayız. Korku unsurlarını da eklemişler. Uzay temasında geçen baya baya bir sağ ol oyunu ile karşınızdaymışız. Ben bu kadar olacağını düşünmüyordum ama hoş duruyor oyun. Yani fena durmuyor gerçekten. Beğendim. Menüsü belki daha iyi olabilirdi. Menüyü çok beğenmedim ama oynanış da fena durmuyor. Yani bayağı hissiyatı falan hoş bu arada. Gerçekten hoş. Yani o tek attım abi. Çok hızlı gidiyorum bu sefer ha. Burası aşağı taraftı zaten. Burada bir tane daha bir şey geliyor değil mi? Tamam. Biraz da bu sağ oyunlar biraz da ezbere dayalı bir oyunlar ya. Ben bu tarz oyunları çok sevmiyorum ama. Yani fena da durmuyor şu an bu oyunda. Burada bir şey varmış bu arada. Excellence Recover diye bir şey geldi. Şimdi buradan bir kere atlamıyoruz. O kesin. Buradan aşağı inme falan da yok. Biz nereden gideceğiz ki acaba? Yaklaştıkça bir ışıklandırma geliyor buraya. Fark etmişsinizdir zaten de. Muhtemelen buradan gideceğiz ya. Bak can gitmedi bu sefer. Güzel. Demek ki böyle gideceğiz. Orada boss var abi. Oraya nasıl gireceğiz? Sarsması bir şey ya. Axions diye geçiyormuş bu. Bununla ne yapabiliyoruz peki? ESC yaptığımda mı geliyor? Aa bir şey gelmiş bu arada. Onu da takalım. Kafalık gibi bir şey geldi. Aynen. Başka bir şey yok galiba. Statları falan hiç veremedik ama. Canım falan az şu an. Bakalım ya. Şöyle ilerleyelim biz. Şu an çok bir şey yapmaya gerek yok. Kaydetme falan da mı yok bu arada ya? En azından burada bir kaydedip de sağ oyunlarda en sevmediğim kısım olabilir bu arada ya gerçekten. Sorry Palma. Bunları tek tek kesmek lazım.
Zor değil bu arada ya. Bunları keseriz de. Onu satayım, o ne? Ağzını kırdığım, o ne lan? Çok beklemediğim anda geldi o. Uzaktan da vurabiliyormuşlar abi bazıları. Ay çok tehlikeli ya. Şu yeşil enerjiye de dikkat etmek lazım bu arada. Tamam. Şu an iyi gidiyor. Başka ne kaldı? Şu kaldı. Şunu da keselim. Boss gelmeden önce şunları bir tokatlamam lazım hızlıca. Enerjim yok, enerjim yok, enerjim. Şu canı basalım. Ananı... Ödüm koptu. Öldüm abi. O da çok güçlüymüş ya. Ah. Tahmin etmiştim. Onda da bir şey vardı da. Neyse. Ödüm koptu abi. Arkamdan çıktı bir anda ya. Oh. Geriliyor var ya. Harbiden geriliyorsunuz bu arada. Ay ay. Ama çok hoş ha. Oynanış falan hoşuma gitti baya. Oynarım ben bunu ya. Bitirir miyim acaba? Baya oynarım da. Bugün çok uzatmayacağım. Son bir kere daha deneyeceğim. Ondan sonra da uzatmayacağım. Dediğim gibi bir videoyu bitirelim. Çünkü bugün oynayacağımız çok fazla oyun olduğu için. Enerji çok sıkıntı ya. Bu enerji bize yetmiyor abi. Hissiyat falan hoş ya. Gerçekten güzel. Yani zevk veriyor gerçekten. Şu an hoşuma gitti baya. Aça bakayım. Bak ilk vurduğumda gelmedi. Bu hasar gitmedi. Yeni doğduklarında bir hasar gitmemiş sıkıntısı var gibi. Level dizaynlar bir tık şey gibi ya. Çok iyi değil yani. Burada az önce bir şey vermişti. Bu sefer vermedi. Neden acaba? Neyse şuradan iniyorduk değil mi biz? Aynı yoldan aynı şekilde devam edelim biz. Aşağıda gözüküyor bu arada. Okey, okey, okey. Biraz daha hızlı gideceğim bu sefer. O beni gördü geliyor. Boss geliyor değil mi? Abi o boss beni tokatlar. Nasıl yapacağız? Geliyor mu harbiden? Baga maga sokarım diyorum da. Oy ne vurdu? Oğlum çok vuruyor ya. Gel hadi. Ananı atlayabiliyormuş o da. Gel buradan da atla hadi. Ben korktum bu atlar abi bu tehlikeli bir abiye benziyor. Oğlum çok vuruyorlar ya. Ben öldüm. Bu hiç beklediğim gibi olmadı yani. Kaçın! Can da basamıyorum ki. Neyse abi çok uzatmayacağım. Bayağı zorlayıcı. Ben bu arada zorluk falan da seçmedim ama. Neyse daha da fazla uzatmayacağım ben. Bunu uğraşsam geçerim. Uğraşmam lazım. Çok da uğraşmayacağım ama bugün dediğim gibi. Çünkü bayağı bir listemiz var. Farklı oyunlar oynayacağız. O yüzden bugünlük es geçiyorum. Ama oyunu beğendim. Şu an güzel duruyor.
Muhtemelen oynarım. Oyunumuz bu şekildeydi. Daha da fazla uzatmayacağım. İlk izlenimlerim bu şekildeydi. Genel bakışa gelecek olursak grafikleri fena değil. Biraz daha iyi olabilir sanki ama fena değil. Yani salvari, RPG ve korku, aksiyon yani bayağı güzel bir iş çıkarmışlar bence. Uzayda geçiyor zaten. Bayağı da farklı bir şey yapmışlar. Bir düşünce olarak falan güzel yani farklı bir şey. Onun dışında sesleri fena değil, oynanış fena değil, hissiyat falan gayet hoş. Level dizaynlarında ve menüsünde bir tık bir çok hoşlanmadım ama yani onlar da çok böyle oynanışı etkileyen şeyler değil. Yani o yüzden önemli olan bu tarz oyunlarda biliyorsunuz ki oynanış. Onun dışında fiyatı birazcık pahalı. İndirimlerde belki düşünülebilir. Kış indirimlerinde düşünebilirsiniz. Şu anda 57 lira bu oyun için. Pahalı bence ama dediğim gibi RPG seviyorsanız, sağ ol var bu tarz bir oyun arıyorsanız hoş olabilir. Deneyimleyebilirsiniz özetle. Daha da fazla uzatmadan ilk izlenimimi böylece bitirmiş oluyorum. Bu şekildeydi. Hellpoint böyle bir oyunda.